Bu alıştırmamızı da döndürme unsuruna bakacağız. Öncelikle kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyada sadece bir eskiz tanımlı ve bu eskiz sadece bir eksenden oluşuyor. Dolayısıyla eskiz tanımını bitirmem gerekiyor. Çift tıkla eskiz modelleme ortamına gittim. Ve görüntüleme kübünden de eskize dik bakmamı sağlayan bakış açısını aktifleştirdim. Şu ızgaradan kurtulmak istiyorum. Bunun için uygulama menüsünden seçeneklere gidiyorum. Sketch bölümü altında Grid Lines ve Minor Grid Lines'ı kapatıyorum. Böylece kurtulmuş oldum. Eskizin eksik kısımlarını tamamlamak için dikdörtgen komutuna giriyorum ve yaklaşık burada bir dikdörtgen tanımlıyorum. Şimdi ölçülendirme komutuyla dikdörtgenin boyutlarını ayarlayalım. Bu bir eksen. Bunu eskiz geometrilerinin biçimi konusundaki alıştırmamızda gördünüz. Bu ekseni seçip buradaki kenarı işaretlediğimde bu bir eksen olduğu için otomatik olarak çap ölçüsü alınıyor. 10 mm giriyorum. Yükseklik için 5 mm tanımlayalım. Ve dış çap için de 50 mm. Bu şekilde eskizi tanımlamış olduk. Şimdi Finish Sketch ile eskiz ortamından çıkalım. Bakış açımızı değiştirelim ve Revolve komutuna girelim. Revolve komutuna girdiğinizde Extrude komutuna çok benzer bir yapıyla karşılaşacaksınız. Öncelikle döndürülme için kullanılacak profilin seçilmesi gerekir. İkinci olarak bir eksen olması gerekiyor. Bu eksen aynı eskiz içerisinde tanımlanmış olabilir. Benzer şekilde output bölümü altından katı ya da yüzey oluşturulacağına karar verebilirsiniz. Extends bölümüyle de isterseniz 360 derece belli bir açıyla belli bir düzleme kadar ya da belli iki düzlem arasında döndürme işlemi yapabilirsiniz. Burada kapalı kesitin ve eksenin otomatik seçilmesinin sebebi şu. Bir kere tek bir kapalı kesit var. Dolayısıyla başka seçenek olmadığı için Inventor otomatikman onu seçti. Eksenin seçilmiş olmasının sebebi ise eskiz ortamında bu eksenin dikkat ederseniz çizgi tipi farklı. Dolayısıyla bu ekseni ben çizerken format bölümü altından bir eksen olduğunu tanımladım. Okey dediğim an katı model oluşturulmuş oldu. Şimdi yeni bir eskiz düzlemi tanımlayalım. Eskiz düzlemi tanımlamak için daha önce gördüğümüz önce komutun çalıştırılması, sonra parça düzleminin ya da Origin klasörü altındaki temel düzlemlerin seçilmesi mümkün. Doğrudan komuttan önce hangi düzlemde eskiz düzlemi tanımlayacaksanız onu işaretleyip sağ tuş menüsünden de New Sketch demeniz mümkün. Şimdi burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda benim şöyle bakarsak eskiz düzlemin tam parçanın ortasından geçiyor. Dolayısıyla bazı nesneleri görmekte biraz zorlanabiliyorum. Bunun için kullandığımız özel bir yöntem var. Eğer F7 kısa yol tuşuna basarsam otomatik olarak Inventor bulunduğum düzlemi alıyor ve bu düzlemin diğer taraftaki kısmını geçici olarak kesiyor. Böylece daha rahat düzlemi görebilirim. Buradaki kesitleri tanımlamak için Project Geometry altında özel bir kullanım şekli olan Project Cut Edges isimli komutum var. Bu komuta girdiğimde bu komutun yaptığı bulunduğum eskiz düzlemi ile katının kesiştiği yerleri alıyor ve bu kesişim yerlerini eskiz nesnesi olarak bulunduğum düzleme yansıtıyor. Böylece buradaki nesneleri kullanabilirim. Bir döndürme işlemi daha yapacağım için bir eksene ihtiyacım var. Project Geometry ile sadece yüzey ya da parça düzlemi kenarı seçmek değil, Origin klasörü altında bulunan nesnelerin seçimi de mümkündür. Örneğin burada bakarsak Z ekseni şuradaki
z eksenini işaretlersem z ekseninin kendisi de bir nesne olarak bulunduğum düzleme iz düşürülmüş oldu. Şimdi iki tane dikdörtgen çizelim. Birisi burada. Diğeri de diğer tarafta. Öncelikle eş doğrusallık sınırlamasıyla bu iki dikdörtgenin üst kenarlarının eş doğrusal olmasını sağlayalım. Ve daha sonra ölçüler ile dikdörtgenleri tanımlayalım. Bu ölçü burayla aynı olacağı için gidip bu ölçüyü işaretlemem yeterli. Yükseklik için ise 9 mm değerini giriyorum. Böylece iki kısım da tamamlanmış oldu. Şimdi eskiz ortamında işim bitti. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına dönelim. Katı modelleme ortamında Revolve komutunu çalıştırıyoruz. Profiller hangileri? Bir profilim bu, diğeri de bu. Eksen olarak da iz düşürdüğüm Z eksenini gösteriyorum. Ve öngörünüm olarak Inventor bana nasıl bir sonuç elde edeceğimi gösteriyor. 360 derece değil, belli bir açıyla dönmelerini istiyorum. Ve 60 derece değerini giriyorum. İsterseniz yönlerini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu bölüm daha önce gördüğümüz gibi yeni oluşacak katının var olan katıyla nasıl bir etkileşime geçeceğini tanımladığınız bölümdür. Okey dediğim an döndürme unsuruyla yeni katı kısımlar modele eklenmiş oldu.